bugün önemli bir ziyaret var dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aranın ardından Irak'ta bir takım ziyaretlerde bulunacak. Şimdi o ziyaretin en önemli ayaklarından biri de şüphesiz ki kalkınma yolu. CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan bizimle birlikte, onunla konuşacağız. Hoş geldin İdris Arıkan. Hoş bulduk. Şimdi kalkınma yolunu konuşacağız. Neden önemli? Şimdi bu ziyareti biz tarihi ziyaret diyoruz. Manşetlerimizi de bu şekilde atıyoruz. Tarihi bir ziyaret, önemli bir ziyaret. Neden önemli kalkınma yolu? Neden tarihi diyoruz? Neden tarihi evet, diyoruz? Yani bu asıl önemli soru bu. Çünkü aslında gerçekten de bu tarihi. Yani şöyle anlatalım. 2003 Irak'ın, Amerikan işgaliyle birlikte istikrarsızlaşan Irak'ın çıkış yolu olabilir bu. Süreç nasıl olabilir? Şimdi haritaya baktığımızda işte Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkeyi görüyoruz. Birçok ülke aslında failed state, yani çökmüş devletler bunlar. Yani mesela Suriye bugün evet bir devlet var ama rejim var ama ortada tartışılan bölgeler var. Bazı bölgelere rejim ulaşamıyor. Irak için de aynı şey geçerdi. Irak'ta birkaç tane nasıl söyleyeyim güç yapısı var. Onlardan işte üst tarafta Kuzey Irak bölgesel yönetim var. İşte Kürt yönetiminin olduğunu biliyoruz. Burada ikiye bölünmüşlük var. Erbil'i işte KDP yönetirken Süleymaniye bölgesini KYB yönetiyor. Aşağı iniyorsun bir bölümde işte Sünnilerin etkin olduğu bir El Anbar bölgesi var. En altta işte Kerbela, Hille, Kadisiye, Necef, Basra'ya kadar olan kısımda Şiilerin çok etkinliğini görüyoruz. Bağdat'ta bölünmüşlükler var. İşte yani Irak artık çökmüş bir devlet olmak istemiyor, kalkınmak istiyor, doğru mu? Evet, şimdi bunun nasıl olacak sorusu gündemde. İşte Türkiye ile Irak bu ziyaretle teröre son verip Irak'ın bir refah seviyesini arttırması, istikrarının gelmesini istiyor. Bakın. Bu konuda özellikle kalkınma yolu meselesinde Irak çok istekli. Niye istekli? Çünkü Irak'ın işte gayri safi milli hasılası 200 milyar dolar civarında ve petrol geliri üzerinden yürüyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve ülke fakirlik içinde. Yani net bir şey var. 20 yıllık bir savaş, 20-21 yıllık süren bir savaş var. İç çatışmalar var ve ülke fakirlik içinde olduğunu düşünen bir yönetim var artık. Merkezi yönetim. Sudani yönetim var. Sudani yönetimi nasıl söyleyeyim, net bir yönetim artık. İran'a karşı da tutum belli. Bölgedeki Kürtlere yönetim doğru yönetim, Kürtlere doğru da yönetimi de işte o yönetime karşı da tutum belli. Ve işbirliği yapmak isteyen bir yönetimden bahsediyoruz. İşte Haçlı Şabi'ye karşı tutumu da belli. İşte Suriye'ye karşı tutumu da belli bir yönetimden bahsediyoruz. Amerika'ya karşı özellikle söyledim, Amerika'ya karşı da tutumu belli bir yönetimden bahsediyoruz. Amerika'nın Irak'tan çekilmesini, tamamen gitmesini isteyen bir yönetim bu artık. Şimdi 200 milyar dolar dedik ya. Şimdi burada şu Basra'nın dibindeki bir bölgede Fav Limanı var. O Fav Limanı'na 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. 20 milyar dolarlık bir yatırım ve bu yol, işte bu 1200 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bir tren yolu ve bir demir yolundan bahsediyoruz. Bu yolla birlikte Türkiye'ye gelecek olan malların ki yani tarihi bir şeydir ya hani, tarihte mallar doğudan gelir, batıya gider ya. Hı hı. Bu da aslında süreç aynı şekilde işleyecek. Buradan 1200 kilometrelik alandan Türkiye üzerinden dünyanın diğer tarafına, batıya, yani tüketimin olduğu yere, Avrupa'ya giden bir mal yolundan, bir ticaret yolundan bahsediyoruz. O ticaret yolunun Irak'taki ticareti değiştirmesi, Irak'taki nasıl söyleyeyim, petrole bağlı iktidarı değiştirmesi ve ülkeye istikrar gelmesi isteniyor. Bölgesel bir transit merkezinin. Tabii transit merkezinin olması isteniyor. İşte 2025'te sonra bir bölümün açılması, 2028'e diğer bölümün, 2038'e de tamamının işlenmesi bekleniyor ki bu neden karlı? Çünkü diğer yollar, işte Ümit Burnu'ndan geçirirsen mesela ticarette malı 45 güne gidiyor. İşte Süveyş kanalından geçirirsen 25 güne gidiyor. Buradan geçirirsen 35 güne gidiyor. Çok özür dilerim. Buradan getirirsen 25 güne gidiyor. Yani her malın taşınmasında en az 10 gün, 10-12 gün kar ediliyor burada, bu bölgede. Şimdi Türkiye'nin amacı ne? Türkiye'nin amacı aslında belli. Türkiye neden şey yapıyor? Onu da anlatayım. Bu bölge terör bölgesi. Türkiye diyor ki kardeşim biz bunları göçüreceğiz, bu mallar buradan geçecek ama bunun güvenliği nasıl sağlayacağız? Asıl mesele de burada kopuyor. Türkiye'nin asıl istediği şey sözünü
Bir virgül koyalım İdris Arıkan. Göksu Bağdat'ta biliyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini takip ediyor. Göksu'ya bir gideceğiz. Bize neler olduğunu, oradaki son durumu bize bir anlatsın. Göksu merhaba, bizi duyabiliyor musun şu an? Oradaki plan program nedir? Sen tam olarak neredesin? Senden alalım son bilgileri. Uşak Bozkuş, İdris Arıkan merhaba diyelim. Biz şu an Irak Bağdat'tayız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık heyetiyle birlikte oldukça yoğun bir programı var. Aslında İdris Arıkan'ın da belirttiği gibi büyük bir çantayla geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o çantanın içinde çok sayıda madde var. Ama en önemli maddelerden biri de İdris Arıkan'ın da anlattığı gibi ticaret yollarının bundan sonrası için güvenli bir şekilde Türkiye'nin buradan açılması. İşte bu kalkınma yolu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olacağı, yapacağı ziyaretler bu anlamda önemli. Ticaret yolunun güvenliği. Malumunuz burada terör örgütü PKK'nın yıllardır barınması ve bunun Irak yönetimi tarafından, bölgesel Irak yönetimi tarafından son yıllarda aslında Türkiye açısından önemsenecek bir açıklama olarak geldi. Bağdat yönetimi PKK'yı istenmeyen terör örgütü olarak gördüğünü açıkladı. Tabii bundan sonra Irak Meclisi PKK'yı terör örgütü sıfatında da görecek mi? Bu iki ayrışmayı da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada sadece kalkınma yolu projesi değil, su hatlarıyla birlikte enerjiden eğitime varıncaya kadar çok konuda başlık masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece bugün Bağdat'ta görüşmelerini gerçekleştirecek. İki ayağı olacak bu görüşmenin. Bağdat'tan sonra kalabalık heyetle birlikte Erbil'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce, dakikalar önce Bağdat Havalimanı'na indi. Bağdat Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılandı ve temaslarına da hızlı bir şekilde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti tam 12 yıl sonra aslında Türkiye ve Irak yönetimi açısından bu kritik görüşme çok önemli. Çünkü buradan çıkacak, masadan çıkacak başlıklar tüm dünyanın ve kuşkusuz Orta Doğu'nun da takip edeceği başlıklar arasında. Bundan sonra PKK'ya yönelik nasıl bir süreç işleyecek? Malumunuz geçtiğimiz günlerde de bunun sinyalini vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yazın bir operasyon yapılacağını söylemiş. İşte bu operasyonların ne şekilde genişleyeceğini, kapsamını aslında bu görüşmede de öne çıkacak ve konuşacak. Bundan sonra ilerleyen dakikalarda biz bağlantılarımızı buradan gerçekleştireceğiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda gazetecilere yapacağı o açıklamalardaki satır başları da kuşkusuz bu anlamda önemli ve belki de değerlendiriyor. Şimdi Burçak, evet, Burçak şöyle bir şey anlatayım. Mesela şimdi Göksu'nun havalimanını inmesi üzerinden konuşalım mı? Bak şöyle bir şey var. Irak öyle bir kötü durumdaydı ki bir dönem. Işte, sen biliyorsun. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Irak'ta Bağdat Havalimanı'na inen uçaklar nasıl havada daireler çizerek inerdi. Neden biliyor musun? Çünkü orada havan saldırısı, roket saldırısı olmasın diye. Şimdi bugün gelinen noktada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Irak'a gidiyor ve yanında gazeteci kafilesi var. Hı hı. Yani Irak'ın nasıl failed state'e dönüştüğü, şimdi nasıl ayağa kalkmaya çalıştığının da örneklerinden bir tanesi oradaki gazetecilerin de, gazetecileri kafilesinin de oraya gidiyor olması. Eskiden güvenlik nedeniyle gazeteciler dahi götürülemeyecek durumda bir ülkeydi. Sokaklarda kar maskeli insanların olduğu, garip garip her yerde çatışmaların olduğu, garip garip intihar saldırılarının olduğu bir ülkeydi. Şimdi geldiğimiz noktada Irak, Amerika'nın da etkisinin azalmasıyla birlikte kendisini toparlamaya çalışıyor. İşte bu kalkınma yolu projesi de o 200 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının üstüne işte 10-15 milyar dolar ne eklerse Irak'ın işine gelecek. O 10-15 milyar dolar ne olacak? Hı. Daha sonra ülkenin başka yerlerine de, başka bölgelerine de yatırım olarak geçecek ki bu ne demek? Şimdi diyoruz ya güvenlik algısı üzerinden konuşuyoruz ya, o güvenlik algısı bugün ülkenin bazı bölgelerinin bölünmüşlüğünü görsek de bugün nispeten o geçtiğimiz 10-15 yıla rağmen nazaran iyi durumda. 2006'da, 2007'de, 2008'de Irak'ta sokağa çıkılamazdı. Hmm. Şimdi işte o daireler çizilerek inilen havalimanına Cumhurbaşkanı'nın uçağı iniyor. Gazeteciler götürülüyor. Şimdi bugünden sonraki dönemde
Irak'ın işte yükselişini görme ihtimalimizin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bugün de işte Irak'la Türkiye'nin de o anlamda işbirliği yaptığı bir dönemden bahsediyoruz ki yani Irak Türkiye ile birlikte böyle tabii küllerinden yeniden doğacak diyebilir miyiz? Ya dememiz açısından şöyle dememiz lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi burada da asıl mesele PKK terör örgütü. Türkiye Suriye'de ne yaptı? İşte cepler açtı. O bölgelere operasyonlar yaptı. Dedi ki biz bu bölgelerdeki operasyonlarla terör koridorunu yok edeceğiz. Burada da dağlara, yani o 2000-3000 metrede insanın yaşayamayacağı dağlarda Türk askeri operasyonlar yaptı ve hı hı. o bölgelerde karakol üsler oluşturuldu. Şimdi bu durum şu anda kente inmiş durumda. Özellikle KDP'nin de Türkiye'nin birlikte işbirliği yaparak Kuzey Irak'ta çok büyük bir Türk etkisini görüyoruz. Türk askeri etkisini görüyoruz. Türk SİHA'larının aslında önemini burada görüyoruz. Çünkü güvenlik sağlanmaya başladı. PKK eskisi kadar etkili değil. Ne oldu? Cumhurbaşkanı dedi, bu yaz bu işi bitireceğiz Irak'ta diyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle geldiği duruma ve geldiği etkin askeri harekat kapasitesini PKK'nın baş etmesi mümkün değil. Onlar da işte Suriye tarafına kaçıyorlar. İşte bugün bu sene yazın Irak bitirilirse seneye belki de Suriye bitirilecek. O zaman da bölgedeki refah düzeyinin istikrarın arttığını görüyoruz. Belki Irak'la başlıyoruz, kalkınma projesiyle başlıyoruz ama bu aslında Türkiye'nin önderliğinin yaptığı bir bölgesel kalkınma sürecine doğru ilerleyecek bir duruma dönüşebilir. Onu da görmek lazım. Ne zaman devreye girecek peki? Türkiye'nin bu yaz operasyon yapması bekleniyor. Hı hı. Ortak Harekat Merkezi'nden bahsediliyor ama şöyle söyleyeyim. Türk ordusu bölgedeki en iyi profesyonel ordu. Yani özellikle Meşhur Mahal dağdaki işte o çatışmalarda vesaire de en etkin ordu. Sadece şöyle bir şey yapılabilir. Bazı bölgelerde Irak ordusundan destek alınabilir mi? Alınabilir ama operasyonların Türk ordusu tarafından yapılacağı belli. Zaten şöyle anlatalım. Bu bölge güç bölgesi. Güçlü olan şeyini alıyor. Yani gücünü ortaya koyan, gücünü en iyi şekilde anlatan ve etkisini gösterten ülke bölgede söz sahibi. Bugün SİHA'lar, işte Türkiye'nin o bölgedeki etkili operasyonları olmasa kalkınma projesini konuşacak durumda olmayız biz. Onu da bilmek lazım. Şimdi masada başka başlıklar da var. Evet, su var. Sorunun çözümü mesela önemli bir başlık. Türkiye'de doğalgaz ve petrol akışı yine masada olan başlıklardan biri. İşte kalkınma yolu, terörle mücadele. Nasıl bir süreç öngörüyorsun? Şimdi en az 25 maddelik bir mutabakat zaptından ve 30 maddelik bir anlaşmadan bahsediliyor. Şimdi bak, bu kalkınma yolu projesinin haritasını arkadaşlar önümüze getirdiler. Hani demin biraz önce bahsettik ya, eğer dedik mesela Çin'den, Pekin'den çıktığınız yola. Diyelim ki bakın Pekin'den çıktık, işte Singapur'dan yola çıktık ya da Mumbai'den yola çıktık. Buralar dünyanın üretim merkezleri. Hı hı. Şimdi dedik ki ben dedim işte şu İtalya'ya varacağım mesela. Tamam. Mesela şu bölgeye varacağım, Akdeniz'e ürün götüreceğim dedim. Mesela Ümit Burnu'ndan geçersen bu bölgeden, bakın 45 gün 22 saat yazıyor orada, görüyor musun? Ne kadar 10 bin kilometre oluyor, anladın mı? Yani ne kadar yükseklikten bahsediliyor, ne kadar uzaklıktan bahsediyoruz. Güney Koridor'a bakarsan 35 gün 7 saatten bahsediliyoruz. Güney Koridor'da bu Süveyş kanalını işte Süveyş kanalı üzerinden giden yoldan bahsediyoruz. Aha. Burası da artık güvenli değil. Neden güvenli değil? Özellikle hatırlarsan İsrail'in Gazze soykırımı sonrası burada Yemen'de, bu bölgedeki Yemen'deki güçlerin bu bölgede operasyonlar yaptığı, bazı uluslararası tankerlere operasyonlar yaptığı, saldırılar yaptığını da biliyoruz. Hı hı. Şimdi ne oluyor bundan sonraki süreçte? İşte Pekin'den, Singapur'dan, Mumbai'den yola çıktın. İşte geleceksin Irak üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya, tüketimin olduğu bölgelere ürününü en hızlı şekilde yaracaksın. Buradaki kalkınma ticaret yoluyla. Evet. Evet, hı-hı, kalkınma yolu 21 gün, 5 saat, 22 gün, 24 gün, 25 gün diyenler de var. Ortalama işte 20 gün üzerinde bir rakamda o bölgeye varacaksın. Şimdi buradan o tarafa giden nasıl söyleyeyim, hacim 600 milyar dolardan bahsediliyor yıllık. 600 milyar dolar gibi bir paranın 40 milyar doları buradan geçse Türkiye için büyük kazanç olur. Irak için büyük kazanç olur. Yani bunun potansiyelinin çok yüksek bir projeden bahsediyoruz.
potansiyeli çok yüksek olduğu için al-ver süreci işliyor. Irak diyor ki kalkınma yolu ben çok istiyorum diyor. Türkiye de diyor ki kardeşim sen buradaki terörü yok etmek zorundasın. Bize destek vereceksin. Beraber buradaki terörü yok edeceğiz diyor. Türkiye için en önemli maddelerden bir tanesi bu. Sonra ne oluyor? Şeyde diyor ki o zaman diyor bize diyor su verin diyor. Su konusu da çok önemli. Nasıl önemli? Onu da söyleyeyim. Ilısu Barajı ile birlikte Irak özellikle Dicle ve Fırat Nehri'nden gelen suyun azaldığını düşünüyor. Fakat Türkiye'nin de şöyle bir tezi var. Hayır kardeşim buradaki sular azalmayacak. Zaten sizin ülkenize gelen sular daha çok buharlaşıyordu vesaire şeklinde bir savunması oluşmuştu. Bu su sorununun da bir şekilde Türkiye'nin desteğiyle Irak'ta çözülmesi gerekiyor. Bu al-ver sürecinin işte diyoruz ya 25 mutabakat zaptı, 30 tane anlaşmadan bahsediyoruz. Bu sürecin hem Irak'a hem de Türkiye'ye çok iyi geleceği biliniyor. Bunun önünde engeller var mı? Var. Ne var? İşte Türkiye bir yerde bir şey yapmaya çalışınca kim engel olmaya çalışır? Amerikan Birleşik Devletleri'nde etkisini görüyoruz. İşte Amerika Irak'tan çekilmiyor. İşte imaj koridorunu ortaya çıkartmaya çalışıyor. İsrail üzerinden götürmeye çalışıyor bu malı. Olabilirse. Burası da 67 rıhtımlı bir işte liman var. Buradaki bu Bağdat'ta işte şey Basra'ya kurulacak Fav Limanı 90 rıhtımlı. Yani kalkınma projesi için oluşturulan rıhtım daha da büyük. Şimdi iki ticaret yolunun çatıştığı da görülüyor burada. Ticari olarak. Hı hı. Onu da görüyoruz yani. Şimdi buraya kimler karşı çıkabilir? İşte Tahran çıkabilir. Tahran'da Irak'ın istikrarsızlaşmasından dolayı uzun süre Irak'ta çok etkili olmuş bir ülke İran. Bundan sonraki süreçte ne olur ne olmaz bilmez ama şöyle bir şey var. Türkiye'nin de bölgedeki ticaretle birlikte, istikrarla birlikte, refahla birlikte oradaki etkisinin daha da artacağını söylemek mümkün. Peki. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bakın 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2003'ten beri bir iç savaşın olduğu, işte nispeten güvenliğin olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkede istikrarın gelmesi, paranın artması, refahın artması herkesin hayrına diye bakıyor bütün etnik gruplar. Kürdü, Türkmeni, Türkü diyelim, Arabı, Şiisi, Sünnisi öyle bakmak lazım. Peki İdris Arıkan teşekkür ediyorum yayına katıldığın için, aktardıkları için. Önemli bir ziyaret dedik. İdris Arıkan CNN Türk Haber Müdürü ile konuştuk bu ziyaretin önemini. Şimdi devam edeceğiz.